Diyelim ardından muhteşem bir görkemli hatıralar sizi bekliyor. Kanun belirlemiş. Yasa diyor ki ilim valisi koordine edecektir diyor. Kanun diyor ben demiyorum. Ama bunlar maalesef dediğim gibi kısır tartışmalar nedeniyle yerine getirilmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız sözlerinin sonunda teşekkür ettiğim. Ben de sözlerin başında orman çalışanlarına, orman köylülerine, polislerimize, askerlerimize, muhtarlarımıza, herkese teşekkür ederiz. Kim orman yangınlarının bir an önce sonlandırılması için çaba harcamışsa, emek harcamışsa, alın teri dökmüşse hepsine şükran borçluyuz. Dolayısıyla bu teşekkürü yapmak isterim. Değerli arkadaşlarım. Bir felaket karşısında nasıl önlem alacağımızı insanoğlu önceden düşünür. Eğer bir sel her yıl oluyorsa, ya bu yılda olacak, o selden en az zararla nasıl çıkabilirim diye hepimiz çalışırız, kafa yorarız. İklim değişikliği konusu yıllardır tartışılır. Sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada. Bütün uluslararası kurumlarda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bir iklim değişikliği olacak. Akdeniz havzasında büyük orman yangınları olacak. Bunlar yazıldı, çizildi. Bizim Türkiye'de görev yapan akademik dünyada bu konuda yazılar yazdı. Gazetelere makaleler yazıldı. İklim değişikliğinin hangi sonuçları doğuracağı ifade edildi önlem alınması gerektiği söylendi. Peki bunlar yazılır çizilirken önlem alması gereken kim? Bu da bir soru olarak hafızanızın bir yerinde dursun. Önlem alması gereken devleti yönetenlerdir. Onlar görecekler. Bir felaket geliyor. İklim değişikliği. Nitekim orman yangınları nereden başladı? Sadece Türkiye'de mi? Hayır. Bütün Akdeniz havzasında İspanya'dan Türkiye'ye kadar her yerde orman yangınları oldu. Büyük kayıplar Türkiye özgü mü olmalı? Biz mi büyük kayıplar vermeliyiz? Bizde mi çok fazla sayıda orman yanmalı, diğerlerinde daha az yanmalı? Böyle bir amaca mı kilitlendik? Hayır. Gönül ister ki hiçbir ağaç yanmasın. Nerede olursa olsun, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, bu mücadelenin yapılması lazım. Bu uyarılar yapılmasına karşı bu uyarıların hiçbirisi dinlenmedi, değerli arkadaşlarım. Bugün bizler çocuklarımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza, gelecek kuşaklara güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. 3 Ağustos 2021'de, bir basın toplantısı yapmıştım Ankara'da. Orman yangınları daha henüz başlamıştı ve hepimiz büyük bir kaygıyla izliyorduk. O basın toplantısında şunları söyledim, söylemişim. Bilim insanlarımızı dinlemeye başlamanın tam zamanıdır. Konunun uzmanları bilim insanlarımızdan hemen destek isteyeceğiz. Bunun için de bir bilim çalıştayının yapılması şarttır demiştim. Daha önce Buğla Büyükşehir Belediye senin öncülüğünde orman yangınları ile ilgili bir çalıştay yapılmıştı 2020 yılında. 2020 değil mi? 2000. Kitap 2020'de, 2019'da yaptınız. Evet, şimdi ikinci çalıştayı yapıyoruz. Normalde bu çalıştayı yapması gereken devleti yönetenler, Bilim insanlarını çağıracaklar. Uygulamacıları çağıracaklar. Ya iklim değişikliği odur. Bütün dünya bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz ne yapabiliriz diye bir çalıştay düzenlemeleri gerekir. Yapmıyorlar. Ama bizler yine sorumluluğumuzun bilincinde olarak bizler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar Yangın bitti, sorunlar da bitti diyecek miyiz? Hayır. Bu çalıştayın önemi o. Yangın bitti, sorunlar bitmedi. Her an yeni bir yangın furyası çıkabilir karşımıza ve bizler neler yapmalıyız? Aklıma takılan bazı sorular var. Gerçi bizim bilim insanlarımız, uygulamacılar yıllarını bu konuda e, araştırma yaparak, e, çaba harcayarak... Bizlere bir bilgi aktaran değerli uzmanlar burada. Onları da siz de dinleyeceksiniz. Ben de büyük bir dikkatle dinlemeye çalışacağım. Aklıma takılan bazı sorular var ve bu soruları sizlerle kamuoyuyla paylaşmak isterim. Birincisi şu. Çıkış nedenini bilmediğimiz orman yangınlarını önleyebilir miyiz? Çıkış nedenini bilmediğimiz orman yangınlarını önleyebilir miyiz? Bu soruyu nereden çıkardım? Bu soruyu Muğla Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı birinci orman yangınları çalıştayından çıkardım. Bakın o çalıştayda bir tablo halinde yangınların çıkış nedeni sayılmış. 2007 ile 2018 arasında orman yangınlarının nedeni, neden orman yangını çıkmış? İhmal ve dikkatsizlikten orman yangınlarının yüzde ihmal ve dikkatsizlikten çıkmış. Yüzde yedisi kasıtlı orman, yak orman yakılmış. Yüzde beşi kaza sonucu elektrik hatlarının kopması vesaire. 12'si yıldırım nedeniyle orman yangınları çıkmış. Yüzde ikisinin nedeni ise belli değil. Neden orman yangını çıktı? Yüzde 42'sini kimse bilmiyor. Orman Genel Müdürlüğü de bilmiyor. Bu ne demektir? Orman yangınları ile ilgili nitelikli personeli kamu yetiştirmiyor demektir. Bir yangın çıkıyorsa hadi 3'ü 5'i anlarız, buldu, bulamadınız. Eğer orman yangınlarının yüzde 42'sinin nedeni bilinemiyorsa siz sorunu çözemezsiniz. Çünkü bir sorunu çözmeniz için o sorunun nereden kaynaklarını, kaynaklandığını bilmeniz lazım. Tıpkı doktorun bir insanı muayene etmesi gibi. Önceden apantisitin olduğunu teşhis edecek ki ameliyatı yapacak. Damar tıkalıysa stent takacak. Önce sorunu teşhis edeceksiniz. Orman yangınlarının yüzde 42'sini eğer Orman Genel Müdürlüğü tespit edemiyorsa bir sorunumuz var demektir. Birinci sorunumuz bu değerli arkadaşlar. İkincisi şu, sağlıklı bir yangın söndürme filosu oluşturmazsanız yangını söndürebilir misiniz? Doğru tespit ettiğinizi düşünelim. Yangının nereden nasıl çıktığını da saptadınız diyelim. Yangın oldu. İster kasıt, ister imal, ister tel kopması vesaire, yıldırım vesaire. Yangını söndürmek için hazır mısınız? Yeterli filonuz var mı? Uçağınız, helikopteriniz var mı? Eğer yeterli uçağınız, helikopteriniz yani yangın filonuz yoksa siz yangını söndüremezsiniz. Son olaylar bunu bize çok açık, çok net gösterdi. Geçmişte yangın filosu vardı. Türk Hava Kurumu ile Orman Genel Müdürlüğü arasında protokol vardı, anlaşma vardı.